Merhaba oksijenlerim. Bugün konumuz bir sergi. Size daha önce de söylemiş olduğum gibi sergileri de videolarıma taşıyacağım. Bu sergiyi yapay zeka hakkında ve sanatta kullanım şekillerini sizlere göstereceğim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi şu anda robot sergisine geldim. Dışarıda kameraları da izliyorsunuz. Gece olunca daha farklı bir görüntü oluyor ama gündüz gelmeyi tercih ettim. Şurada da her tarafta sergiyi de görebilirsiniz. Şöyle yürüyorum. Çünkü sergiler her tarafta var. Şöyle yine robot temamızı görüyoruz. Gokbot Ses Festival olarak 10-13'ten te kadar, yani bugün aslında son günü. Burada da gördüğünüz gibi yine bir sanat eseri, robottan yapılmış bir sanat eseri. Bu sanatçı aslında eski makinalardan artık şeylerle de çalışıyor yani. Onları da izleyebilirsiniz yani. Gençlerimiz de önünde çok mutlular gördüğümüz gibi. Biz de tabii ki şurada şu araya bakıyoruz. Burada da görüyoruz ki akşam aslında zamanım olursa akşam da uğrarım ama ben yine size göstermek açısından serginin amacı ne olduğunu, robotun teması olduğunu göstermek istedim. Yani aslında robot ve yapay zeka günümüzde sanatta da çok yapılan objeler arasına giriyor. Şimdi bakacağımız şöyle bir yine bir eseri görüyoruz. Burada da dediğim gibi aynı sanatçı eski her eski aletlerden çıkardığı objeleri ne yeni bir form yaratıyor. Bunu da izliyoruz burada gördüğünüz gibi. Burada da gördüğünüz gibi bir roket uzaya atılmak için hazırlanmış zannedersem Elon Musk'a gönderi olarak yapılmış olabilir. Burada da gördüğünüz gibi Gokbot Festivali'nin giriş kapısı. Bakalım içeride yapay zeka hakkında ne tür sanat eserleri göreceğiz. Bunları birlikte izleyelim. Bu sanatçının imajladığı sosyal medyada göründüğümüz gibi değil de görünmek istediğimiz gibi modeller ürettiğimiz, bunu da farklı programlarla burnunu, gözünü veyahut da vücut yapılarını değiştirerek insanlara farklı bir kişilik olarak sunduğu. Bu gördüğünüz makine yapay zeka çizim makinesi algoritmiyle çalışıyor. Daha önceden programlanmış çizimleri yapıyor. Belki de kendisi de düşünebiliyor. Thank you.
Jij staat nu net een beetje op de grens van die drempelwaarde, dus dat is wel grappig om te zien. Je gaat er steeds wel en niet meer overheen en je krijgt ook steeds iets andere resultaten. Boven het scherm. Bu makina çok pozitif görünse de gördüğünüz gibi pembe çünkü pozitif aslında çok negatif bir yanı var. Çünkü biz sosyal medyada da insanlar ismini, soyadı, doğum tarihini her tarafa not ediyor. İşte sevdiği, sevmediği şeyleri ama bunlar hep kayda geçiyor. Hep algoritmalara geçiyor. O algoritmalar sizin kişiliğinizi analiz ederek sizi yönlendirebilirler. Hatta seçimlerde kullanılan çok tehlikeli bir yöntem olarak bizleri düşündürdü. Sergi sunumuydu. İlginç sergileri sizlere sunmaya çalışacağım. Beni takip etmek için abone olmayı unutmayın. Oksijenlerim benim.